Şu anda Aziz Wolfgang Kilisesi'ndeyiz. Avusturya'da, Alpler'de muhteşem bir gölün kıyısında yer alan bu kilisenin içinde bölgedeki en önemli erken Rönesans sanatçılarından biri olan Michael Pachker tarafından yapılmış bir sunak resmine bakıyoruz. Yerden neredeyse tavana kadar uzanan resim tüm alanı kaplıyor. Bu kadar ince işlenmiş ve büyük ebatta sunak resimlerine artık rastlamıyoruz. Orijinal yerinde inceleyeceğimiz eser heykel, resim ve mimarinin birleşimi gibi. Bu oldukça nadir rastlanan bir örnek. Böyle eserler genelde parçalar halinde müzelerde sergilenir. Biz de onları deneyimlememiz gereken şekilde göremeyiz. Eseri bu haliyle görebildiğimiz için çok şanslıyız. Eserin en kutsal köşelerini bile görebiliyoruz. Bu eserin hafta içi, pazar günleri ve kutsal günlerde farklı farklı bölümleri sergileniyor. Burada Meryem'in cennetin kraliçesi olarak taç giydiği sahneyi görüyoruz. Cennetten bir sahnenin tasviri ama bulundukları alan gotik tarzda bir alan. Tıpkı eserin bulunduğu kilise gibi. Eserde bulunan neredeyse tüm figürler tanıdık ama büyük ihtimalle resmi inceleyenlere çok da tanıdık gelmeyen bir figür var bu gölün, kasabanın ve kilisenin adını aldığı Aziz Wolfgang. 10. yüzyılda yaşamış bir keşiş olan Aziz Wolfgang'ın yaşamını sürmek için harika bir konum seçtiğini söyleyebiliriz. Kendisini resimde solda, Aziz Benedikt'i ise sağda görüyoruz. İsa ve Meryem'in tepesinde ise bize doğru uçan beyaz bir güvercin var. Sunağın bulunduğu alan oldukça derin. Bu bakımdan da çok nadir rastlanan türde bir eser. Derinlik o kadar yoğun ki figürler gölgede kalmış gibi görünüyor. Aslında eser geneliyle bir tür sahne gibi. İsa ve Meryem'in arkasında melekler korosu var. Önde de küçük melekler olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Meryem'in kıyafetini tutuyor. Tüm bu figürlerin bulunduğu alan hareket halinde gibi görünüyor. Figürler sanki gerçekten hareket ediyorlar. Melekler uçuşuyor. İsa elini kaldırıyor. Meryem dua eder gibi ellerini birleştiriyor. Güvercin bize doğru uçuyor. Tüm ince işlenmiş detaylar ışığı harikulade biçimde yansıtıyor. Sanki her şey önümüzde canlanı veriyor. Yan taraftaki tablolara baktığımızda ise resimdeki mimari öğelerin Eserin bulunduğu kilisedeki mimari öğeleri yansıttığını görüyoruz. Bu erken Rönesans dönemine ait bir resim. Sanatçının Alpleri geçip İtalya'nın kuzeyine gittiği ve orada Mantegna gibi sanatçıların tekniklerini öğrendiğini biliyoruz. Eserdeki detaylara bakarak İtalyanlardan o dönemde henüz 50 yıllık bir geçmişe sahip olan doğrusal perspektif tekniğini öğrendiğini de söyleyebiliriz. Daha sonra öğrendiği teknikleri beraberinde Kuzey Avrupa'ya getirmiş. Bunu yapan sanatçının genelde Dare olduğu düşünülür. Ama Pahkır o dönemde ondan çok öncesinde bu teknikleri Kuzey Avrupa'ya getirmiştir. Eserdeki bazı detaylar sanatçının derinlik algısıyla oldukça ilgili olduğunu bize gösteriyor. Bunu ortadaki heykelsi figürlerde Kısaltım ve doğrusal perspektif tekniğini kullanış şeklinde görebiliyoruz. Sanatçı sadece mekanda derinlik algısıyla değil, figürleri resmederken figürlerin kendi içinde bir bütünlük oluşturmasıyla da oldukça ilgiliydi. Burada Alman sanatında Kuzey Rönesans'ına özgü bir unsur dikkatimizi çekiyor. Oldukça derin ve karmaşık kıvrımlar halinde duran kumaşlar Kullanılan ahşap çok yumuşak olduğundan bu kıvrımları oluşturmak için ahşabı kolayca oymuş olmalı. Ortadaki heykelsi figürlerin olduğu eserin etrafındaki tablolarda Meryem'in hayatından sahneler görüyoruz. Aşağıda predella olarak adlandırılan kısımda bulunan ortadaki tabloda 3 mecusinin hayranlıkla Meryem'i ve bebek İsa'yı izledikleri sahne betimlenmiş. Bu eserin yanında iki küçük tablo daha var. Solda ziyaret isimli tabloyu, sağda ise Mısır'a kaçış adlı tabloyu görüyoruz. Bu tablolarda tasvir edilenler İsa bebekken gerçekleşen olaylar. Yukarıdaki tablolarda da yine Meryem'in hayatının bazı dönemlerinden kesitler görüyoruz. Yukarıda solda İsa'nın doğuşu adlı tablo var. Bu eserde de Meryem'in arkasındaki alanda bir derinlik algısı yaratılmış. Meleklerin resimsel alanın çok yakınında uçuşması ve kirişlerin adeta resmi çerçevelemesi çok etkileyici detaylar. İneği tasvir ediş şekli de muhteşem. Bunun altındaki tabloda İsa'nın tapınakta sünnet edilişini görüyoruz. Mimari detaylar oldukça dikkat çekici. Kubbenin kemerlerindeki detaylar eserin bulunduğu kilisenin mimari özelliklerini yansıtıyor. Hatta kilisenin mimarisinden daha karmaşık ve gösterişli bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki döşemelerde ise perspektifin çok etkili kullanıldığını görüyoruz. Yukarıda sağda Tapınakta İsa'nın Sunumu adlı tabloda da perspektifin benzer şekilde kullanımı dikkatimizi çekiyor. Onun altında ise Meryem'in Ölümü adlı tablo var. Meryem'in başında bekleyenleri görüyoruz. İsa ise hemen yukarıda onu bekliyor. Yanında da melekler var. Bu sunak resmini eşsiz kılan şeylerden biri ise Meryem'in taç giyme sahnesini çevreleyen gotik mimari tarzda öğeler. En başta da belirttiğim gibi bu eser heykel, resim ve mimari'nin birleşimi gibi. Tüm unsurlarla iç içe geçmiş. Farklı renklerde tasvir edilen oyma detaylar da var. Meryem'in ölüm sahnesindeki bu detay gibi. Eserin bulunduğu alanda yontulmuş figürlerle ve gotik mimari tarzda öğelerle dolu. Bu alanda da tıpkı eserdeki gibi tüm bu öğelerde farklı renkler kullanılmış. Mükemmel bir birleşim söz konusu eserin içinde bulunduğu alanla bu denli uyuşması adeta görsel bir şölen sunuyor. Özellikle dini mekanlarda sanatın normal alana dair algımızı değiştirdiği bu gibi örneklerle çok sık karşılaşmıyoruz. Bu örneklere çok nadir rastlıyoruz. Eser tüm karmaşık ve çarpıcı öğeleriyle kiliseye bakışımızı değiştiriyor. Gerçek dünya ile İncil'deki figürlerin dünyası birleşiyor. İnsan bedeni ve mekanları üç boyutlu bir biçimde tasvir etmeye yarayan tüm Rönesans tekniklerinin bir araya geldiği bu eser sayesinde bu eşsiz deneyimi yaşıyoruz. Bu tam bir sanat eseri. Tek eksiğimiz biraz müzik.